Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş sonrası, yanılmıyorsam aklımda kaldığı kadarıyla, sahabe-i kiram efendilerimizi radıyallahu anhüm yanlarına çağırmışlar ve onlara karşı tepeyi göstererek, haydi şu tepeye doğru koşun ve gölgelerinizin başını yakalayın buyurmuşlar. Sahabe-i kiram hay hay diyor. Burası güzeldir. Hay hay diyor. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah diyor. Başım gözüm üstüne ya Resulallah diyor. Niye demiyor. Niçin demiyor. Nasıl demiyor. Karşı tepeye koşun ve gölgelerinizin başını yakalayın. Baş üstüne ya Resulallah diyor. Hatta belki bilmiyorum nasıl yaşanmıştır ama baş üstüne bile demeden bu sözü duyar duymaz karşı tepeye doğru koşmaya başlamışlardır gölgelerini yakalama gayretiyle. Mühim. Hani şairin dediği gözüm, aklım, fikrim var deme. Hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Devam edeyim. Oradaki mutabaat, hani emir edebi bile aşar diyorlar. İlerleyen hikmetler de önümüze gelecek. Emir edebi aşar. İşte efendim büyüklerin huzurunda şunu yapmamak, ne diyelim ona? Yemek yemek edebe mugayirdir. Dedi ki ye. Estağfurullah efendim, edepsizlik olmaz. Ye ulan ne edepsizliği. Bu sözünden daha büyük edepsizlik olmaz yemen. Yiyeceksin. Ye demişse yiyeceksin. Yok, tereddüt yok. Tak. Dedi, anında yapılacak. Yürü dedi. Başlamam. Koş. Koş. Yani ne dediyse o. Elif Kovban istiyorlar. Ne diyorsa o. Sahabe-i kiram da asla itirazsız bir şekilde ve en ufak bir tereddüte mahal bırakmayacak bir teslimiyetle karşı tepeye doğru koşmaya başlamışlar. Soluk soluğa varıyorlar karşı tepeye ama kimse gölgesinin başını yakalayamamış. Efendimiz işaret ediyor. Bana doğru koşun. Efendimiz'e doğru koşuyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi güneşin konumu itibariyle karşı tepeye koşarken sahabenin gölgesi önünde, Efendimiz'e koşarken arkasında. Kainatın iftihar tablosu. Gaye insan, ufuk peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe yanına kanter içinde gelince buyuruyorlar ki o gölgeler dünyadır. Siz onun peşinden koştukça o sizden kaçar. Ve onun ardından koşarken benden uzaklaşırsınız. Siz bana doğru koştukça, Allahu Teala'nın dinine koştukça, Allah'ın rızasına koştukça o sizin peşinizden gelir.